Biz de gördük ki ilçelerimizin sorunlarıyla gelişmesiyle çok yakın ilgilendiğimiz ve ilgileneceğimizi görmüştük. Çok yüksek bir yer. İnşallah sizin önderliğinizde ilgilenizin iktisadi ve sınavi anlamda önü açılır istiyoruz. Açılsın istiyoruz. Biz de ülkemizin ve memleketimizin gelişmesinde Nereye de bulunmak sizlerle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum gerçekten. İnşallah her birbiriyle ilçemizin, beldemizin, şehrimizin bütün dinamikleriyle beraber belediyelerimiz, kamu kuruluşlarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız, vatandaşımız, halkımızla beraber, emektarlarımızla beraber, alın teri büken çiftçilerimizle beraber, bitkisel üretimin merkezi tarzıları, hayvansal üretimin. Eleyhi bu anlamda rol, model bir şey var tarımsal kalkınmada. Hem biz öğreneceğiz, istifade edeceğiz, hem de bunu hep beraber nasıl geliştireceğiz, mesai harcayacağız. Bugün de burada bulunmaktan mutluluklarımı ifade etmek istiyorum. Başkanım, Sayın Valimiz. Alıyoruz efendim. Evet, bunu Ereğli'nin alın teridir, sanatıdır, zerafetidir. İnsanlarımızın bu noktada tarihi süreç içinde göstermişliği fedakarlık. Bunun süzülmüş böyle nitelikli sanat eseri olarak ortaya çıkmasını müşahede etmek üzere en güzel bir şekilde ilçemizin de bu noktadaki hünerlerini sergilemek üzere alıp kabul edelim inşallah efendim. Evet, merhaba arkadaşlar. İçerimizin daha yakında yaşamak için sizlerle açıklar etmekten büyükçe mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biraz önce de ifade ettim. Ereğli ilçemiz çalışkan çiftçisiyle, insanlarıyla, bitkisel öğretimiyle, hayvanlar öğretimiyle, tarihi, derinliği ve kültürüyle çok örnek alınması gereken bir belde bir ilçemiz. Tabii bu güzellikleri, bu zenginlikleri oluşturmada Ereğli'de yaşayan emektarlarımız, alın teri büken çiftçilerimiz başta olmak üzere meslek kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz, temsilcileri, kamu kuruluşlarımız, belediyelerimiz en birbiriyle bunu nasıl daha ileri bir düzeye götürüyoruz. Bunun için bu tür ziyaretler, bu tür toplantılar yapılmaktadır. İnşallah en birbiriyle merkezi kuruluşlar olarak mahalli idareler, belediyelerimizle beraber, meslek kuruluşlarla beraber, halkımızla, vatandaşlarımızla, alın teri büken insanlarımızla beraber hem bireysel gelişimiz, hem sektörel anlamdaki gelişmeler, hem ilçemizin maddi manevi kalkınmasında neler yapabiliriz? Bugün bir iadeyi ziyaret gibi gözükse de aynı zamanda bunu bir fırsata çeviriyorum. İlçemizi hem benim şahsen tamam, hem de stratejik düzeyde ilçenin gelişmesine bağlı alanlar nelerdir, bunun analizini belki yapmak, dokunmamız gereken alanları tespit etmek, daha sonra da bu tespit ettiğimiz hedefler doğrultusunda her birimize, her bir kamu kuruluşuna, meslek kuruluşuna belki vatandaşlarımıza ne düşer? İleriki dönemlerde o görev paylaşımı daha sağlıklı ve sağlam bir zeminde yapmamıza yardımcı olur. İnşallah böyle bir toplantısının bir tür çıktısı olur diye düşünüyorum. Tabii her şeyden önce sağlık, sıhhat diliyoruz. Hem ilçemiz, hem ilimiz, memleketimiz bütün insanlar arasından bu Covid salgınıyla ilgili
bir hassasiyet var. Dolayısıyla toplantıları biraz daha dar, biraz daha kısa süreli tutup her birimizin ne önerisi varsa hap gibi onları alıp inşallah bizim ilgili arkadaşlar onun analizini yapar. Onun için gelirken de çok kalabalık değil, planlama birimiz, kalkınma ajansındaki uzman arkadaşlarımız, tarım kırsal kalkınmadaki arkadaşlarımız, daha çok ilçenin önüne çıkan hususiyetleri ve bunları ileriki dönemde eylem planına dönüştürecek arkadaşlarımızla beraber geldik. Zaten belediyemiz, belediyelerimiz, kamu kuruluşlarıyla beraber vatandaşımıza hizmet etmek üzere canlı başla çalışıyorlar, koşturuyorlar. Ben ilk geldiğim zaman da Sayın Başkanımız gelip hemen tanışma esnasında ve ziyaretinde ilçemizle ilgili çok güzel ve muhtasar bilgiler vermişti. Beraber dokunmamız gereken alanlarla ilgili istişarelerde bulmuştuk. İnşallah bugünkü toplantıda o ilk tanışma ve gündeme gelen konuların üzerine biraz daha bir ilerleme katmış oluruz. Bu vesileyle sağlıktan bahsederken özellikle hükümetimizin, devletimizin, bütün kamu kuruluşlarımızın, belediyelerimizin bu pandemi süreciyle ilgili, bu salgının bertarafıyla ilgili bir seferberlik ruhuyla adeta çalışmaktadır. Keza çiftçilerimiz, alın teri büken insanlarımız gıda ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliği açısından yüksek derecede bir fedakarlık göstermektedir. Hem Türk insanının bu noktadaki çalışmalarını, Türk sanayicisinin, çiftçisinin fedakarlığı, hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetinin, merkezi ve belediyeleriyle beraber yapmış olduğu çalışmalar gerçekten bu salgın döneminde dünyada örnek gösterilecek bir performansla icra faaliyeti yapmaktadır. Bununla beraber bu salgının bir tarafından sadece yetmiyor, aynı zamanda her birimizin bu konuda özellikle bireysel olarak üzerimize düşen vazifeler vardır. Bu klasik anlamda sağlık sistemimiz çok güçlü olabilir. Sağlık personelimizden teşekkür ediyoruz bu vesileyle ve diğer bütün kuruluşlarımızdan. Yüksek derecede bir fedakarlık yapıyor, çalışıyor. Ama bu tür salgınlarda siz de hep biliyorsunuz sağlık otoritelerinin ifade ettiği solunum yoluyla bu hastalık ulaşmaktadır. Nefes başta olmak üzere bu konuda da bunu bir adeta tarz haline getirmek, aile içine kadar bunu bir alışkanlık ve tarz haline getirmemiz bu salgının bertaraf olmada önemli olduğuna özellikle bu vesileyle vurgu yapmak istiyorum. Bizi canı gününde tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nda da bu hassasiyetle büyüklerimizi ve yakınlarımızı bu sene çok daha fazla toplanarak, yoğunluk oluşturarak değil, belki iletişim araçlarıyla, belki biraz daha mesafeyi koruyarak bu bayramlaşmayı da ifa etmemizin, sağlığımızın muhafazası için, başkalarının sağlığına zarar vermemesinden çok önemli olduğunu bu vesileyle vurgulamak istiyorum ben. Tabii ilçemizle ilgili teknik olarak kuruluşlarımızla, belediyemizle mutlaka koordinasyon halinde olacağız, çalışacağız. Daha önce başkanımızın da ifade ettiği hem tarımsal alanla ilgili hem organize sanayi bölgeleriyle ilgili arkadaşlarımıza söyledik neler yapılıyor, neler yapılacak. Bundan sonra da yapılması gerekenlerle ilgili çalışacağız. Özellikle buradaki hayvancılık potansiyelidir, tarımsal potansiyelidir. Burada Tarımsal Kalkınma Kurumu'ndan arkadaşımız var. Nerede? TKDK'dan. Hemen dışarıda kaldı. Semih gelsin TKDK. Diğer o tarımsal potansiyelle ilgili mutlaka çok nitelikli daha önce master planları vardır. İlgili bakanlıkların stratejik planları vardır. Her şeyden önce tarımı zaten yaşayan hem kültür olarak hem tarz olarak çiftçilerimizin, meslek örgütlerimizin, ziraatçılarımızın, bitkisel üretimde, hayvansal üretimde, kırsal kalkınma ile ilgilenen aktörler vardır. Tarlanın başında hayvancılıkla bizatihi uğraşanlar en kıymetli bilgileri de bunlardan alacağız. Çünkü
Bunlar bizatihi yaşıyorlar. Ve her ilçemizle ilgili artık plan demiyoruz. Tek tek maddeler halinde dokunmamız gereken başlıklar nelerdir? Bunların bizim açımızda da, bizim de hangi alanda katkı sunabiliriz? Valilik olarak, belediyeler olarak ya da özellikle bu kalkınma ajansımız, sizin üretici projeler, Tarım Kırsal Kalkınma Kurumu'nun sizlerin destekleri ya da daha geniş anlamda Sayın Başkanım, dokunmamız gereken bazen gönüllü projeler ya da bu halka dış finansman dahil olmak üzere finansal araçlara ulaşılabilirlik nasıldır? Bu konuda kalkınma ajanslarımızda gerçekten nitelikli arkadaşlarımız var. Yani bütün destek araçlarından ve tecrübeleri edinip yol yöntem gösterdiler. Özellikle çiftçimizin emektarlarımızın yanında olacağız. Bunu ifade etmek istiyorum. Bu toplantının bence önemli bir çıktısı olmalı. Tarımsal kalkınmayla ilgili sizler çok daha iyi yaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Ama diğer kuruluşlara da düşen görevler nelerdir? Sizden alarak bir iş planı, eylem planı halinde bizim kuruluşlar arasında bir zaten yapıyorlar geleneksel içeriği. Daha aktif bir şekilde ve yeni tespitlerle beraber müdahale olmamız önemli. Bizim zaten müteşebbis sevdiğiyle ilgili belki o üye olan arkadaşlar toplantıdan sonra 5 dakika görüşürüz eğer arkadaşlarımız buradaysa. İkinci madde olarak OSB ile ilgili inşallah beraber bir değerlendirme yapacağız. Tabii buralarda temel sorun özellikle tarımsal verimlilikle ilgili sulama problemi, kutsal düzeydeki projeler, DSİ'den de arkadaşlarımız takip ediyor. Yani temel sorunlar nelerdir, bu sorunlarla ilgili özellikle bu işin içinde olanlardan bilgi almak üzere belki havza olarak, belki biraz daha birkaç ilçeyi kapsayarak bir su şeyle ilgili bir çalışmayı biraz önce hem sulama birlikleridir, hem meslek kuruluşlarıdır, hem de DSİ'nin akademisyenlerden. Onu zaten Karapınar'da da söyledik. Ama tüm bölgeye hitap eden bir şey. O zaten geleneksel olarak sürekli takip etmemiz gereken bir alan. Bugünden yarına halk olacak belki bir konu değildir ama sorunları sağlıklı bir şekilde ulusal düzeyde zaten belli planlar, stratejiler var. Ama temelde bu sorunu yaşayanlar bunun da ödevlerini almak üzere yüreğe ait neler yapılması bir inşallah eylem planı çıkaracağız. Ben bu vesileyle eğer müsaade ederseniz buraya gelen arkadaşlardan şöyle bir önerisi olan arkadaşlar varsa. Ben öncelikle Mahmut Özkoç, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıyım. Benim Ereğli'deki en önemli önceliğimiz, ben aynı zamanda Organize Sanayi Yönetim Kurulu üyesiyiz. Şu anda Organize Sanayi bölgemizde parsel tahsisi yapamıyoruz çünkü parseller doldu. %60-65 dolmuktayız. Yatırımcı geliyor ama o yatırımcıya şu anda tahsis edeceğimiz büyük çapta arsalarımız yok. Bundan dolayı Sayın Başkanımla Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer sivil toplum örgütleriyle beraber Endüstri Sanayi Bölgesi ve Gıda İhtisas Bölgesi ile ilgili çalışmalar başlattık. Malumunuz üzere teşviklerle ilgili büyük sıkıntı içerisindeyiz Ereğli olarak. Çünkü Konya ikinci bölge olduğu için bizim organizele yapılan işler üçüncü bölge teşvik kapsamına ne kadar girse de hemen bitişimizde Bor, Niğde, Aksaray teşvikte daha fazla olduğu için çok yakın zamanda iki tane büyük yatırımcı firma Bor Organize Sanayi Bölgesi'ne gitti. Sırf teşvikten dolayı. Biz Endüstri Sanayi Bölgesi ve Gıda İhtisas Organize Sanayi olursa teşvik problemini Konya'nın bu bizde aynı sınıfta olduğumuz teşvik problemini Endüstri Sanayi Bölgesi ile aşmak istiyoruz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz Sayın Bayram. Teşekkür ederim. Sayın Bayram, yani şimdi farklı bir dönemde de dünyada gündem oldu. Dediler ki çiftçilik artık olmazsa olmaz. Hayır bari. Çünkü biraz
Ereğli, Konya'da şu an bölgemizde bir numarası. Bunu kaça sattı Sayın Bahri? 2 milyon. Bunun toplaması, sırf toplaması 1200 lira Sayın Bahri. Yani bu yıllarca biz uğraştık, kooperatif kuruldu, şu kuruldu, bu kuruldu. İki tane tellam firması geliyor. Çiftçimizin elinden bunu 1800, geçen sene 1200 lira var. Bu sene 1800 lira, 2000 lira civarlarında sezonu bitirdik. Allah için kiraz 2000 lira olur mu? Sayın var. Ben söyle olmaz. Yani bu sırf toplaması 1000 liraya geçiyor. Maliyeti bir kişi günlük 70 kilo falan kiraz toplar 100.000 lira. Bu böyle bir sorun olduğu için Sayın var bu sözü de dikmem üzere. Yani en önemli dünyanın en güzel meyvesini kurmuşuz, düzenini kurmuşuz ama koruyamıyoruz. Biz gerçekten Sayın Bahri Ereğli hakkında bilgi almışımızdır. Gerçekten üretiyoruz. Ereğli Konya'da bir numara şu an. Tarımda bizde yok yok. Biz üretiyoruz ama şu an bizim bir kapalı zorlama sistemimiz var Sayın Bahri. Sağ sahipliği sistemimiz var. 2 yıldır inşaatımız durdu. Biz bunun hızlı tabii milletvekilimiz Halil Bey Allah razı olsun bu işte iyi uğraşıyor ama sizden de rica ediyor Sayın Bahri. Yani bu sağ sahip sulama birleş kanalı yenileme çalışması bitmiş olsa emin olun biz yani Türkiye birincisi oluruz tarımda. Bizde yok yok Sayın Bahri. Artı ben ziraat odası başkanıyım. Şu an Ereğli'de bir tane bölgemizde eleme tesisi yok Sayın Bahri. Bir tane eleme tesisi, 2 tane ilçe, bir tane eleme tesisi bu ilçeye kazandıramadı. Büyükşehir Belediye'mize istiyor. İşte tak demir gitti, şu gibi. Ya bugün halka kanalı bir ilçe Sayın var. Yani kısa kısa geçeceğim zaman fazla uzak. Sayın Başkanım Fela, ne kadar hap gibi söylersin o kadar bizim ajansta evet. Arkadaşlar. Halka kanalı da bize bağlı, tarım olarak bana bağlı. Halka kanalı da bir tane masum tartacak, dantel yok Sayın Bahri. Ya o kadar geriden geliyoruz ki. Yani biz emin olun tarımda öyle şu an yani şeyindeyiz ama ben Ereğli'ye 5 senedir ziraat odası başkanıyım. Kırsalda, tarımda bir şey görmedik. Bir tane proje yapıyoruz. Cevap bile gelmiyor. Geçen bir proje daha yaptık. Emin olun. Yani hapishanedeki bir mahkum, bir hakime, savcıya bir yazı yazarsa emin olun cevabı geliyor. Bizimkini onda görmüyor. Niye? Hükümetimiz, devletimiz bununla ilgili olağanüstü derecede belli tedbirler aldı. Miras hukukundaki düzenlemelerden tutuz. Bu özellikle toplulaştırma faaliyetlerinden, DSİ'nin yatırımlarından özellikle toplumsal verimleri en artırıcı bir parametre. Oradaki harcamalara bakıldığı zaman hani devlet, hükümet fazlasıyla o anlamda bir tarımsal altyapısı ve verimliliği artırıyor. Ama haklısınız tabii şeyler şimdi müferit olarak her bir ürünün fiyatının bulunması, o dökülen alın teridir çiftçilerimizin bir hakkın oradan istifade etmesi bizim de sizin de tüm toplumun da esasen devletin de hükümetin de öncelediği konu. Ama hani bütün ürünlerden her ürünün konjonktüre göre, piyasa mekanizmasına göre artı onlar biliyorsunuz belli zamanlarda birbirlerine yerine ikame olamıyor. Sizin temel olarak şey yaptığınız bir bu eleme tesisi dediniz. Evet Sayın Bahri. Eleme tesisi yani Çiftçinin bu sene tek anaşı buğday, tekrar aşıdayı paket. Şimdi onlarla çiftçiye vermek için bir tesis kazandığını istiyoruz ama ne yazık ki bizim başlamadan imkansız. Şimdi burada ilgili bir ihtiyaç varsa gönüllü bizim gönüllü projelerle ilgili bir şey yapmazdık ya da tarımsal kalkınma kurumu ile ilgili bir not alalım bakalım bir değerlendirelim başkanım. Artık Sayın Bahri'm biliyorum biz süt üretimi de vereceğim. Türkiye'de günlük 1200 ton süt üreten bir ilçeyiz. Biz bir bütünüz evet. Tabii ki bir bütünüz yani ama Konya biz kardeşimiz zaten kardeşimiz de ama yani ne yazık ki şu an süt fiyatları geçenlerde bakanımıza da geldi. 2220 liraya Sayın Bahri'm süt olur mu? Su kaç para? En kötü şartlar... Başkanım şimdi o piyasa mekanizmasına göre tek tek fiyat analizini bu toplantıda yapmamız şey değil. Onların her hepsiyle ilgili uzmanlarla hem ilgili ticaret rekoruyla tabiri caizse üreticisiyle, tüketicisiyle, sanayicisiyle,
kamu otoritesiyle beraber oturup bu ürün konseyleri bazında değerlendirme yapmak lazım. Yaptık. Yani diyelim ki süt değil, süt konseyinde bunun iyice tartışılıp onun ilgili bakanımıza sunulması lazım. Ana başlık olarak siz söyleyiniz, biz alalım. Ana başlık konularımız, sıkıntılarımız, yani şu an tarım iyi. Tarımlar şu an bu sene mahsulleri iyi, devletimizin açıkladığı fiyatlar iyi, ürünler fena değil, güzel yani şükür iyi gidiyor. Ama yani hayvancılık da bir bunları bile getiriyor Sayın Bey, yani siz de bizim büyüğümüzsünüz, bağlamışsınız, siz de yardımcı olacağınız tabii. Yok, onun için zaten burada. Sıkıntı burada şu an, yani tarımda değil de büyük sıkıntı hayvancılıkta. Tarım iyi, sıkıntı yok. Soramamız da başkanım. Başkanım, şimdi biz bugün buraya gelince kimlerle geldin? Yani genelde valilik, tarım kırsal kalkınma kurumu olacak, DSİ olacak, tarım müdürü olacak. Ağırlıklı olarak bu anlamda hep beraber her gün bir tarafında tutacağız. Siz teşekkür ederiz. Bu başlıkları biz yazalım. Biz de müdahil olalım. Bu tabii bizim sağ olsunlar arkadaşlar işte hoş geldin demişsiniz. Bir iade ziyaret bizim bu işlerde çok fazla iade ziyaretlerine zaman o kadar zamanımız yok. Hemen iş toplantısına çevireceğiz. Bu ilk toplantıda da ana çerçeve, temel başlıklar, sorun alanları nelerdir? Onu bizim ilgili arkadaşlarla bir çalışacağız. İnşallah bu sefer onu dönüştüreceğiz. Her bir sektör işte tarım sektörünün işte hayvancılık bölümü, hayvancılığın işte alt birimi olarak sütle ilgili neler yapılabilir? Bunu hem yerelde biz tabii aşamadıklarımızı bizler, aşamadıklarımızı not hazırlayıp ilgili bakanlarımıza sunacağız. Sonuçta bakanlıklarda, valiliklerde, belediyelerde varlık sebebi sizlere hizmet için, çiftçiye, insanlarımıza hizmet için inşallah hep birlikte o çalışmaları yapıp biraz daha sonuç odaklı gideceğiz. Sağ ol. Bir de Sayın Hanım, şimdi tartımları için Sayın Hanım, yani bir kububatı 30 kilometre geliyor çiftçi, tartıp tekrar geliyor. Bunun için de 5-8 tane bize kantar lazım, yani yaptırmamız gereken. Yani bölgesel 3 köyümüzü birleştirip, ben birkaç 5-8 yaptım ama tabii yetişmiyor. Bir de burada yardımcı olursanız teşekkür ederim Sayın Hanım. Her zaman bekleriz bari. Allah razı olsun. Biz geleceğiz ya. İnşallah. Ona göre Rıdalet Genç İlçe Milliyeti Müdürü. Evet. Yani organize yönetim değil Sayın Bey. Evet. Bir siz İmadiyeler'de şehit ailelerine göç kalan hep bundan aktif. Evet, başkanım hoş geldiniz. Ailelerinize selam. Ramazan Demirel, Tidik. Müteşebbis heyet. Ramazan Demirel, Uğur Güngör, Konya Büyükşehir Belediyesi 6. Bölge Şefi, 4 ilçede faaliyet gösteriyor Sayın Vali, Karapınar, Emir Gazi, Ereğli ve Hatamlar. Sekreter Babacar, Acar Barıkların Organizasyonu Ali. Orhan Soylu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü. Tarım ve Orman İl Müdürü. Profesör Doktor Hidayet Uğuz ve Ziraat Fakültesi Tevhan. Evet. Mehtap Gül, Güney Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıf Müdürü. Turgut, OSB Yönetim. Durmuş Atalı Korkmaz İhsan Ali. Gider Üstü İşleri Toplaşma Şube Müdürü Ekim. Muhittin Öncel Baş, Gider Üstü İşleri Bölge Müdürü Yardımcısı. Abdullah Büyüksoy, Gider Üstü İşleri 43 Şube Müdürü. Recep Kekbat, Seyreli İlçe Başkanı. Zübeyir Yursun, AK Parti Eriyeli İlçe Başkanı. Recep Yalçın, Yereye Sulama Birlikleri. Mustafa Boztepe, Değerli Başkan Müdürü Köp Temsilcisi. İsmail Yavuz, Yereye İlçe Sağlık Müdürü. Tarım Bayrı'nın yapılması,
Başkanlarımızın söylediği hususlar var. Bunlara bir çalışacağız. Daha sonra o seviyedeki arkadaşlarla beraber 5 dakikalık değerlendirme yapacağız. Sayın Bahar'ım, öncelikle hoş geldiniz. Ereğimizi şereflendirdiniz, bize şereflendirdiniz. Allah sizden razı olsun. Biraz önce Ziraat Odası Başkanımız konuşurken, Ereğ'i diye bir toplum binaa eşit gibi olur. Hep böyledir. Sorun çok, sıkıntı çok, beklenti çok fazla. Bu anlamda da kamunun, devletin, hükümetimizin netice itibariyle sizler devletimizin temsilcisi olarak, siyasetçilerimiz hükümetin temsilcileri olarak üzerlerinden düşen yaptıkların her şeyde Ereğli'nin ciddi manada önünün açılacağını değerlendiriyorum. Ama onun ötesinde önümüzde Kiraz Ravaş'la da Abdullah Bey, bizim Kiraz'ın raf ömrü çok kısa Sayın Bahar. Yarından kaldığı zaman bu kiraz kararır. Dolayısıyla pazarda satamazsınız. Dolayısıyla bu rafı uzatacak gibi işlemleri yapmak lazım. Bizim Kalkınma Ajansı'na bu sene hazırladığımız bir projemiz var. Kurulmaya gelir, raf ömrünü uzatmak. Maalesef son güne kadar bizim projemiz Ankara'ya gönderilecekti ama son gün ne oldu bilmiyoruz. Proje refedildi, oradan kaldırıldı, yine hükümsüz hale geldi. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu anlamda Ereğli'de zaman zaman yaşadığımız bir şey var, gözlediğimiz bir şey var, Sayın Bahar. Ereğli, Konya'nın ötekisi olarak kendisini algılamaya ve ifade etmeye başladı. Yani öteden beri de böyle. Konya'nın Ereğli'ye sahip çıkmak suretiyle, hatta diğer ilçelerimize de sahip çıkmak suretiyle ötekisi olmadığı gerçeğini ortaya koyması lazım. Netice itibariyle mülki idare anlamında, idari taksimat anlamında Ereğli Konya'nın bir ilçesi. Vilayet olma beklentisi var. Yani vilayet olması bu Konya'ya düşman olacağı anlamına gelmez. Netice itibariyle Türk milletinin ve Türk devletinin bekası noktasında da tavrı net olan bir ilçemiz Ereğli. Bu anlamda bizim Ereğli'nin istikbalinin artırılması bakımından öncelikli olarak taleplerimiz vardı. Ereğli Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili bir talebimiz var. Tahsis talebimiz var. Belediye olarak altyapısını yapacağımız için talep etmiştik. Karagacı'da hala bir yeri talebimiz var. Efendime söyleyeyim. Kamyon garajı ile ilgili zannedersem Çorlar Odamız talebi bulundu. Biz imarına hazırladık. İnşallah tahsisinin yapılmasını çok arz ediyorum. Bu arada da tabii bana yapılan fuarlar servis alanı olarak arz ettiğimiz belediyemize tahsisini belirttiğimiz tahsisi bizdeyken iptal işlemi yapılmadığı için iptal edilmiş yeniden tahsis ediyoruz. 60 bölümünde Çoğurlar Odası'na tahsisiyle ilgili efendime söyleyeyim talebi destekliyoruz. Onun dışında bizim gıda ihtisası dağlarınıza daha önce de arz ettiğim gibi gıda ihtisası organize sanayi bölgesiyle birlikte zengin endüstri bölgesi kurulmasıyla ilgili bir talebimiz var. Biraz önce organize ticaret ve sanayi odaları başkanımız ifade etti. Şu anda o seviyede yatırımcıya tahsis edebileceğimiz, verebileceğimiz arazimiz yok, arsamız yok. Bu anlamda çok acil bir şekilde yatırımcılara kaçırmamak adına. Mesela bir salça fabrikası, salça ve gıda ile ilgili çok çeşitlendirilmiş gıda üretimi ile ilgili yani çok büyük kapasite, hem istihdam imkanı yaratacak nitelikte bir tesis kurmak isteyen bir firmanın talebi var. Maalesef ücretli dönüm bir arazi istiyor, veremiyoruz, elimizde yok. Bunun için endüstri bölgesini çok önemsiyoruz. Gıda İhtisas Sanayi Organize Bölgesi'ni çok önemsiyoruz. Bu pandemiden dolayı il sanayi müdürlüğümüz zannedersem bir karantinaya alınmıştı. O sebepten vilayetten gecikme de olunca biz bakanlarla oradan müracaat etmek suretiyle hadiseyi çözelim istemiştik. Ancak bakanlık bize Konya'da endüstri bölgesi olduğu
ve Hüdayi Sarsay İmri'deki eksiklikleri bildirdikleri için onları arkadaşlarım hazırladı. Tekemmül ettiği evlerle biz valiliğimize arz edeceğiz onları. Arzla birlikte de efendim bu hususun çabuklaştırılması noktasında sizden destek istiyoruz. Çünkü yani ihracat yapılmadığı sürece takdirde milli gelirin artırılmasının imkan ve ihtimalin olmadığını değerlendiriyorum. Bu çerçevede değerlendirildiğinde Türk Anadolu'nun ihracat limanı Mersin'e Konya'dan 170 kilometre daha yakın bir alanda endüstri bölgesini 120 kilometre daha yakın bir alanda da gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurma imkanımız var. Rusya'yı tekemmül ettiğinde de bu konuda desteğinizi istiyorum, istiyoruz, istirham ediyoruz. Haliye'de küçük sanayi sitesi ve kamyon garajı fuar alanı, servis alanı, panayır alanı olarak arzu ettiğimiz, istediğimiz alanın da bir an önce tahsislerinin lütfedilmesine istirham ediyoruz. Bu manada desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Ereğli, Ereğli vatanına, milletine, devletine sadakatiyle bilinen, çalışmaktan başka, biraz daha da sırada dedikodu yaparız, onun ötesinde hakikaten üretim potansiyelimiz çok yüksek. Şu anda kazanıyoruz, biraz omuz zoruyla. Toprağın verimliliği ve netice itibariyle Rabbül Aleminin lütfuyla kazanıyoruz. Yoksa piyasa şartlarını şekillendirdiğimiz ette, sütte, peynirde, efendime söyleyeyim ve sebze meyve üretiminde emin olun piyasada regüle edecek, piyasayı organize edebilecek bir imkana sahip olmakla birlikte efendime söyleyeyim bu manada imkanı henüz geliştirememiş durumdayız. Bu anlamda biraz önceki ibadetli desteklerle birlikte muhteşem bir gelişmenin Konya sahibi olacak efendim. Yani hadise belediye ve mesela bu gıda ihtisasla da endüstri bölgesinde de ticaret ve sanayi odamız, ziraat odamız ve borsa, borsa, borsa başkanlığımızla birlikte hareket ediyoruz. Sivil toplum örgütlerimizle paylaşamamak gibi derdimiz yok. İktidar, efendim mesela hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız hadisenin bizatihi sahibi olacak ve olmalı doğrusunun da bu olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah ülkemizin kalkınmasına da bu vesileyle katkı sunalım istiyoruz. Biz devletimizin, milletimizin valiliğimizin emrindeyiz. Ya onun dışında, onun dışında da İslam ettiğimiz hususlarda da bize destek olursanız bizim için ancak şeref olur. Bu şerefle biz de nasipleniriz inşallah. Ama dediğim gibi kalkınma ajansımızın olsun. Mesela tarımsal desteklerle ilgili ciddi manada İPART olsun, Tarım Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı'nın bu manada desteklerini de yeni destekler açıklamışlarını derseniz de ekibeler falan. Tüm bunlarla da halkımızın çok sağlıklı olarak bilgilendirilmesi, iletişim kanallarının açık tutulmasının çok büyük öneme sahip olduğunu değerlendiriyorum. En son biz burada termal su arayışımızı devam ettiriyoruz. 1200 metre indiğimiz bir kuyumuz vardı. Kuyumuzda göçük oldu. 55-60 derece civarında bir sıcaklığa ulaşmıştık. Hemen oradaki göçükten sonra yeni bir alanda yine kuyumuza devam ediyoruz. İnşallah 70 derecenin üzerinde bir sıcak suya ulaşacağız. Bu arada daha önce düşmüş olan, iptal edilmiş olan bir termal su arama ruhsat sahamızın da bize yeniden ruhsatının tarafımızdan gönderildiğini, verildiğini işaret etmiş olmanın da çok büyük mutluluğunu duyuyorum. Bu manada size de çok teşekkür ediyorum Sayın Valim. Ziyaretinizle şereflendik. İnşallah el birliği, bir sürüyle ülkemizin, memleketimizin kalkınmasında da birlikte olmanın onurunu yaşayalım inşallah Sayın Valim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Evet arkadaşlar, başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu beyaz kirazla ilgili proje sivil odamız,
Yani onların ne yapıldı? Bölümlü proje olarak mı? SOGEM projesi. Yani SOGEM kapsamında biliyorsunuz başvurular toplanmıştı. Yani 3 proje Ankara'ya yönelik. Karar oradan geliyordu. Orada SOGEM'de tabii Gülümlü ve Diyem Mahallesi programı süreç yönetilmiyor. Ankara'nın... Yani şu proje olarak gönderildi değil mi? Bu proje de var mıydı gönderilen? Ajansızların yönetim kurulması olmuştur ama detaylı inceleyelim. Bir sefer bir tamam. Tane inşallah. Başka onu bir bakacağız inşallah. Bu kiraz önemli tabii. 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 Müdürüm, sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Tamam. Bir, benim daha önceki hususlarla ilgili bir şey. Beldeler arasında, şehirler arasında, ilçeler arasındaki bazen bu boş ve bir rekabet de aslında bazen bir gelişmenin de lokomotifi olabilir. İşin yani müspet rekabet ettiğimiz. Bu yönüyle ama hani dış algı dışarıdan veya bir daha Konya'ya gitti, Ereğli deyince yani çalışkan çiftçisiyle, gelişme temayolunun bir imkan kabiliyetiyle biraz önce de ifade edildi. Özellikle tarımsal üretimi ve tarımsal verimliği ve bizim tarım alanında rekabet gücümüzü yükseltecek bir alan. Ama nedir burada biraz daha marka değerlerdir. Küresel düzeyde bilinirliktir. Yani ki kirazımızla ilgili, beyaz kirazımızla ilgili. Bunların bilinirliğiyle ilgili daha geniş bir bazıda bir talebe konuşması halinde piyasa mekanizması içinde o arz talebe göre fiyatlarla ona göre şey yapılır. Her şey kamudan beklenmez. Zaten buranın özelliği insanlarımızın çok çalışkan olması. Tarımsal üretime aşina olmaları, bunun bir kültür olarak edinmiş olması. Yani tarımı kalkındıracak, tarımsal kalkınmayı sağlayacak insanlar, tarımı yaşayanlardır. Çiftçilikten gelenlerdir. Bilgisayar üretimde, hayvansal üretimde, iç içe olanlardır. Bunun aynı zamanda bir kültür edinmiş olanlardır. Tabiatıyla daha çok bu kesimin daha fazla toplum tarafından, kamu tarafından desteklenmesi beklenir. Ama şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Özellikle rakamlara da baktığımız zaman genel anlamda bütçe rakamlarına, tarım kesimine yani sulamayla, toplumlaştırmayla, bitkisel üretime, hayvansal üretime, kırsal kalkınma verilen desteklere baktığımız zaman yüksek derecede destekler verilmektedir. Bunun tabii ki kamu kuruluşları objektif bir şekilde tüm insanlarımıza Anadolu'nun dört bir yanında hizmet götürme yükümlülüğündendir, misyonunu ifade ediyor. Şehrimizde de öyle. Tabii her sektör, her ilçe işin tabiatında var. Kendi dokunulması gereken alanları verirler. Yani kamunun, merkez idarelerinin, belediyelerimizin, meslek kuruluşlarımızın dokunması gereken alanlar nelerdir? Bunların tartışılması güzel bir şey. Bilinmesi daha da iyi. Ama bunların birer eylem planına dönüşmesi iyi. Uygulanmak en iyisi bunların uygulanmasıdır. Bu süreçleri yaşamak için buradayız elbette ki. Başkanın ifade ettiği tahsis talepleriyle ilgili onun hızlandırması arkadaşlarımızı not tuttu. Ben tabii evveliyatını bilmiyorum. Onların mevzuatı çerçevesinde hızlandıracağız. Ya da hani teknik bir gerekçe hukuksal olarak, teknik olarak bir şey varsa da onu hemen bilgilendirme yaptıracağız inşallah. Bu endüstri bölgesi ve gıda ihtisasla ilgili onların tabii ki özellikle bu gelişme potansiyelinin daha da sürdürülebilir olması açısından bu altyapı faaliyetleri çok önemli. Hem ihtisas alanlarının, endüstri bölgelerinin oluşturulup işletilmesi önemli. Diğer arkadaşlar ifade ettiler, özellikle bu bölgesel dezavantajı ve dezavantajı vurgu yapıldı. Hani
Biliyorsunuz Kalkınma Bakanlığı ve eski devlet planlama zamanında belli parametreler esas alınarak her ilin, her beldenin, ilçenin, daha doğrusu il bazlı olarak illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin ifadesi olarak bir kategoriler oluşturdu. Birinci, ikinci, üçüncü. Bizim daha iyi bölgelerde olmamız aslında pozitif bir şey tabii. Hem bu bizim kaldırmış olmamızın ifadesi, ekonomik olarak, sosyal olarak. Tabii o destekler oluşturur, çeşitlendirilir veya illere göre hangi oranda, hangi destek aracı kullanılıyor, bölgesel olarak farklılaşabiliyor. O belki dezavantajı bertaraf etmek için bu ihtisas OSB'ler araçlardan birisi. Ama onun dışında organize sahnenin içinde olmak, stratejik alanlarda yatırım yapmak, o bölge defansını diyelim veya bölge dezavantajını aşan birçok yatırım alanları da var. Bu konuyla ilgili de bir alanımız da olsun. Yani bütün desteklerle ilgili, tarımsal destekler başta olmak üzere, sanayideki desteklerle ilgili de yani tek yerde, tek alanda aslında bizim yapılmış çalışmalar var. Bunları biraz daha meslek odalarımızla, ziraat odamızla, ticaret odamızla iyi bir şekilde paylaşıp oradaki arkadaşlarım da bütün meslek mensuplarına onların rahat bir şekilde erişebileceği şekilde o dokümanların ulaştırılmasını sağlayalım. Diyorum, tarım ürünü bir şey söyleyecek. Ama diğer arkadaşlarımız o sevde müteşebbis seyredindeki arkadaşlar kalsın. Biz diğer arkadaşlar bu arada biraz pandemi gereğinde yolcu edeceğiz. Seyrekleştirme yapacağız. Müdür siz söyleyiniz. Konya'da gerçekten birçok kırsal kalkınma yatırımına alan bir ilçemiz, ilimiz. Aynı zamanda Ereğli de bu ilçe. İlçeler içerisinde en çok destek alan ilçelerimizden birisi. Hem tarım ve kırsal kalkınma destekleri Avrupa Birliği Hidrofonu'nda %50 ile %60'a yakın süt hayvancılığı ve et hayvancılığı işletme kurulması ile ilgili destekleri de olsun. Hem kırsal kalkınma da desteklerimiz olsun. Bu yıl 196 projemizin, uygun olan 196 projemizin tamamı Tarım Bakanlığı'ndan desteklendi ve uygulamaya başladı. 14. etap kapsamında yakında %50 hibe destekli projelerimiz yine devam edecek. İkinci olarak eleme tesisiyle ilgili biz tabi bakanlık olarak sertifikalı tohumluk desteğini destek verildiği için eleme tesislerine destek vermelerini bakanlık olarak bıraktık. Çünkü sertifikalı tohumların kullanılmasına bağlı olarak üretimde verimliliği artırmak ve sertifikalı tohumluluğu yaygınlaştırmak amacıyla bu alanda destek verildiği için şu anda eleme tesisine destek verilmiyor. Ama Ereğli'de 10'a yakın bir eleme tesisi var. Değişik köylerde çok da aktif çalışmıyor şu anda. Ama bazı ziraat odalarımız kendi imkanlarıyla eleme tesisleri de kuranlar var. Bir diğeri Sayın Valim bu yıl ilk 6 ayda Tarım Bakanlığı olarak yaklaşık geçen yılın 900 milyon TL'lik bir destek. Bu yıl sadece Kartay'da desteklenmiş şöbelenerek 1 milyar 150 milyon TL'lik Konya'da bir destek sağladı. Desteği ödemesi yapılmış oldu daha doğrusu. Onun için pandemi döneminden önce süt fiyatları 2450'ye kadar çıkmıştı, ben kendim biliyorum. O zaman da süt fiyatlarını biraz artıralım. Süt konseyinin dediği bir fiyatlar 2300'den çok üzerine gitti artık. Konseyi artırsın diye bir talep vardı. Tabii pandemi döneminden sonra bunda kısmen biraz gerileme oldu. Ben çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize sadece şunu söylüyorum. Önümüzdeki aylarda yine hayvancılıkla ilgili, yani 2-3 ayla biraz geriye gitmekle de hayvancılıkla ilgili daha karlı dönemlerin geldiğini düşünüyorum. Ayrıca bizim ülkemizde, Türkiye'de ve Ereğli'de, Konya'da olduğu gibi bizim yetiştiricilerimiz hem ziraat yapar, hem tarımla uğraşır, hem hayvancılıkla uğraşır. Yani bir kombine bir işletme olarak yaptığı için tarımsal üretimde bu sene ciddi karlar elde edildi. Allah'ın
verdiği gerçekten bir lütuf. Yağış oranları çok güzel gitti. Bakanlığımızın belirlediği fiyatların üzerinde satışlar gitti. Buğday satışları olsun, arpa satışları olsun. Biz devamlı arazideyiz, çiftçilerimizi dinliyoruz. Aynı şekilde mısır ve ayçiçek tarlalarımızı da ben rekoltenin yüksek olacağı kanaatindeyim. Arkadaşların her zaman sorunlarını dinlemeye hazırız. Her zaman çözümler bulmaya hazırız. Biz buradaki bir dinlediğimiz ve eleştirileri veyahut da önerilerin hepsinde kendimiz valilik, Sayın Valimizin aracılığıyla daha da olmadığı takdirde bakanlığımıza iletirip konuları çözmeye çalışıyoruz. Saygılar ederim. Bu tanışma, iade, ziyaret şeyini aslında bir iş toplantısına dönüştürmüş olmamız da bizim açımızdan da iyi oldu. İnşallah buradan notlarımızı aldık. Daha sonra tekrar sektör sektör devam edeceğiz. Şimdi o sebebin yönetimiyle şöyle bir 5 dakika mütevelli heyetiyle bir şey yapacağız.